Müşriklerle iç içe yaşarken bile akide olarak ayrılacaksın. Örf olarak ayrılacaksın. Yaşayış şekli olarak ayrılacaksın. Çünkü iman başka bir yoldur. Küfür başka bir yoldur. Tevhid başka bir yoldur. Şirk başka bir yoldur. Bu iki yolun birbiriyle buluşması kesinlikle mümkün değildir. Paraleldir birbirine. ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين اعظم المجاهدين وراس الابطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى اله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Geçen hafta kardeşler ashab Kehf'in kıssasından bahsetmiştik. Onlar iman ettiler. Onlar genç idiler ama onları diğer gençlerden ayıran iman etmeleriydi. Onlar iman ettiler, imanın üç esasını yerine getirdiler. İman ettiler, imanlarında şüpheye düşmediler. İman ettiler, imanlarını salih amelle süslediler. İman ettiler, imanlarında kaim oldular, sam samimi oldular. Allah subhanahu ve teala da وَزِتْنَاهُمْ huda Onların hidayetlerine hidayet kattı. İmandaki istikamet, hidayetin celbedici en önemli unsurudur. Geçen hafta söyledik. Ve arkasından dedik ki, iman kalbe girdiği zaman yerinde durmaz. Kalbe giren iman, o kalbi harekete geçirir. Kalp harekete geçtiği zaman, bütün beden harekete geçer. Kalp hüzünlendiği zaman göz ağlar mesela. Kalp, kalbin bütün bedeni harekete geçirme özelliği vardır. Gece kalkarsın. Karnın çok açtır. Nefsin bir şey çeker dışarıya çıkar onu yemeye gidersin. Kalp yani arzu senin ayaklarını, ellerini Harekete geçirmiş seni dışarıya çıkarmıştır. Kalbinde sevineceğin çok çok güzel bir haber duyarsın, gülümsersin. Kalp yüzü ve çi harekete geçirmiştir. İşte kalp azalar harekete geçiren bir organdır. Ne zaman ki iman kalbe girdiği zaman o iman bütün ağzaları harekete geçirir ve ilk yapılan hareket Allah'ın dinini ikame etmektir. Kalbine iman girdiği halde harekete geçmeyen bir şahıs hakkıyla tevhidi anlamış değildir. Kalbine iman girdiği halde harekete geçmeyen bir şahıs la ilahe illallah hakkıyla ben nefsinde nüfuz etmiş değildir. Tevhid kalbe girdiği zaman İman kalbe girdiği zaman orada durmaz, coşar ve bütün azalar harekete geçer. İşte innahum fityatun amanu. İman kalbe girdi ya. Onlar da yerinde duramadılar. Hemen harekete geçtiler ve başladılar davete. Başladılar tebliğe. Başladılar la ilahe illallahı haykırmaya. Hem de kime karşı? Zalim tağutlara karşı. Hem de kime karşı? Zalim diktatörlere karşı hem de kime karşı Allah'ın dinini hiçe sayan bununla birlikte Allah'ın kullarına her türlü zulmü reva gören zalimlere karşı izgâmü, kıyam ettiler fekalu dediler ki rabbuna rabbus semawati vel ard bizim rabbimiz göklerin ve yerin rabbidir len ned'u min dunihi ilaha biz ondan başka hiçbir ilah tanımayız "Lağat قلنا, "İzen şatata. Biz böyle bir şey yaparsak boş, saçma sapan işler yapmış oluruz." diyerek davete başladılar. Unutmayın kardeşler, kalbinizdeki iman sizi harekete geçirmiyorsa o imanda bir eksiklik vardır. Kalbinizdeki iman tevhid davetine yardıma sevk etmiyorsa sizi o imanda kusur vardır. Kalbinizdeki iman" tevhid davetini İbrahim Aleyhisselam gibi dile getirmeye başlatmıyorsa sizi o imanda kusur vardır. Kalbinizdeki iman uykunuzdan kalkıp Allah yolunda sizi koşturmuyorsa o imanda eksiklik vardır. Kalbinizdeki iman sizi dünya telaşından dünya telaşını size bıraktırıp la ilahe illallah haykırmaya sevk etmiyorsa o imanda eksiklik vardır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bakın onun ashabına. Bakın İbn-i Mesud'a. La ilahe illallah dedi. Onun imanı onu harekete geçirdi. Kendisini zor tutuyordu. Ama bir gün çıktı. Kabe'de Mekkeli müşriklerin önünde Rahman suresini okudu. Kalbindeki iman başına gelecekleri bildiği halde onu harekete geçirdi. Bakın Ebu Zer'e. Kalbindeki iman gitti onu harekete geçirdi. Bakın diğer Rasullere, İbrahim Aleyhisselam'a kalbindeki iman onu harekete geçirdi, gitti putlara kırdı. Kalpteki iman sizi harekete geçirmiyorsa, kalpteki iman bütün zamanınızı Allah'ın dini uğruna vermenize sebep teşkil etmiyorsa, kalpteki iman bütün malınızı Allah yolunda harcamaya sizi teşvik etmiyorsa, bu iman kamil bir iman değildir. Bu iman İbrahim'in imanı değildir. Bu iman Musa'nın imanı değildir. Musa gitti Firavun'a aleyhissalatü vesselam senin arınmaya niyetin var mı dedi. Daha da ilerisi geçen hafta söylediğim veya daha önceki haftalarda söylediğim Ashab-ı Kariye'nin davetçisi Habibun Neccar kalbi kalbine iman girdi. Ve caet min aksal medine raculun yes'a koşmaya başladı. Kalbe iman girdik, girdi ya. Mümin hemen koşmaya başlar. Kalbe iman girdiği zaman mümin yerinde duramaz. Kalbe iman girdiği zaman mümin uyuyamaz. Kalbe iman girdiği zaman mümin dostlarının arasında boş boş vakit geçiremez. Kalbe iman girdiği zaman mümin çok yemekle oyalanamaz. Kalbe iman girdiği zaman mümin dünyanın peşinden koşturmakla meşgul olamaz. Kalbe iman girdiği zaman müminin meşgul olduğu tek bir şey vardır. O da iman davasıdır. Kalbe iman girdiği zaman müminin meşgul olduğu tek bir şey vardır. O tevhid davasıdır. O la ilahe illallah davasıdır. Mümin önce bu dava peşinden koşturur. Bu dava peşinden koşturabilmek için dünyaya vakit ayırır. Mümin öncelikle iyi dinleyin burayı bu davanın peşinden koşar. Müminin bütün zamanı davasıdır. Müminin bütün zamanı la ilahe illallah'tır. Bunu yapabilmek için dünyaya vakit ayırır. Biraz çalışman gerekir çünkü bu dava peşinden koşacağım. Bir şeyler yemem lazım. Bu davanın peşinden koşacağım. Üzerime bir şeyler giyinmem lazım. Davamın peşinden koşacağım. Yani dünya benim asıl işimin Destekçisidir, vesilesidir. Ama maalesef bugün içinde yaşadığımız zamanda Müslüman bütün hayatını dünya ve içindekiler için harcamakta. Boş kalan vakitlerde de Allah'ın dinine zaman ayırmakta. İşte bundan dolayı da Allah subhanehu ve teala bize bereket vermemektedir. Burada siyer çalışan kardeşler var. Hazreti Osman'ın mesleği neydi bilen var mı arkadaşlar burada? Hatırlıyor musunuz? Mesela Saad bin Ebi Vakkas neyle meşguldü? Var mı bilen yok mu? Tüccar çok umumi bir mana. Mesela Musa bin Ümer'in mesle Medine'de ne yapıyordu? Ne yiyordu? Ne içiyordu? Hazreti Hamza Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'de Uhud savaşına kadar yaşadı. Ne işte meşhur oldu? Yan gelip yattılar mı? Başkaları mı onlara baktı? Miskin miydiler haşa? Hayır. Bakın o kadar az vakit ayırmışlar ki mesleklerine. Kitaplarda geçmiyor bile. Ben de bilmiyorum sorduğum soruların cevabını. Belki çok tahkik edersek bir yerlerden çıkartırız bunları. Ama hayatlarında meslekleri o kadar az yer etmiş ki kitaplara geçmemiş bile. Hayatlarında meslekleri o kadar az yer etmiş ki kitaplara geçmemiş bile. Anladınız mı? Vurgulamak istedim. Belki kitaplarda bulabiliriz. Belki araştırdığımız zaman bütün sahabelerin mesleklerini bulabiliriz. Bunu yapabiliriz belki. Ama anlatmaya çalıştığım burada hazirun cemaat var. Burada siyer çalışan, iyi siyer bilen kardeşlerimiz var. Şunun mesleği ne dediğim zaman düşünüyorsunuz. Ama ne zaman Müslüman oldu biliyoruz. Nasıl Müslüman oldu biliyoruz. Nasıl icret etti biliyoruz. Nasıl savaştı biliyoruz. Mekke'de nasıl yaşadı biliyoruz. Medine'de nasıl yaşadı biliyoruz. Nasıl öldü biliyoruz. Bak her şeyini biliyoruz değil mi? Yani neyi biliyoruz? Ebuzer'in neyini biliyoruz? Tevhidini ve tevhid davasını biliyoruz. Dünyasına dair pek bir bilgimiz yok. Musab bin Umeyr'in tevhidini ve tevhid davasına hizmetini biliyoruz dünyasına dair pek bir bilgimiz yok. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın, Talha bin Ubeydullah'ın her ince detaylarına kadar annesinin ismi, babasının ismi, dedesinin ismi, kabilesinin özelliklerini, her şeylerini biliyoruz. Tevhid davası adına ortaya ne koydularsa onları biliyoruz. Ama maalesef, maalesef, maalesef demeyelim gerçi de şeyi bilmiyoruz. Ne işle meşgul oldu bilmiyoruz. Ama burada hepimiz kimin ne yaptığını biliyoruz. Çünkü onların hayatında ağır basan davalarıydı. Onların hayatında ağır basan tevhiddi. Onların hayatında ağır basan imandı. O göründü. Bir insan neyle çok meşgul olursa o görünür öyle değil mi? Ben buradan Bahri abiye bakıyorum. Neyle meşgulsa onu görüyorum. Meşhur olmadığı şeyleri ben nereden göreyim? İşte onlar imanla, tevhidle, la ilahe illallah'a meşhur olduğu için biz onlara baktığımız zaman tevhid görüyoruz. La ilahe illallah görüyoruz. Ne iş yaptığını, ticaretini bilmiyoruz. Ve maalesef bizler dünya ve içindekileriyle meşhur olduğumuz için bize bakıldığı zaman şu kişi tüccar, şu kişi kitapçı, şu kişi çeşmeci, bu kişi işte tuhafiyeci bunları görüyoruz. Evet kardeşler dedi ki iman kalbe girdiği zaman artık oturmak yoktur. Eğer oturuyorsan imanını kontrol edeceksin. Eğer oturuyorsan imanını kontrol edeceksin. Devam ediyoruz. Ashab-ı Kehf çıktı. Davetini sundu. Net bir şekilde ortaya koydu. Arkasından hicreti gerçekleştirdi. Unutmayın davet net bir şekilde beyan edildikten sonra davetin ikinci aşaması mutlaka hicret olmak zorundadır. Davet bir toplumda net bir şekilde sunulduysa, sunulduysa, davet net bir şekilde ortaya konulmuşsa ve onlar artık bundan yüz çevirmişse artık safları ayırmak gerekir. Müşriklerle saflarımızı davet alanında akide olarak ayırdık. İkili ilişkiler olarak ayırdık. Düşünce de ayırdık. Örfte ayırdık. Adette ayırdık. Şu an öyle değil mi? Onların örflerine uyuyor muyuz biz? Hayır. Onların cahili düğünlerine katılıyor muyuz? Hayır. Onların bidatlerine eşlik ediyor muyuz? Hayır. Ama şu an hala biz onlarla iç içeyiz. Bu iç içeliğin sebebi davetimizdir. Unutmayın, davet sürdüğü sürece müşriklerle iççi olmak caizdir. Nuh aleyhisselam 950 sene iççi olmuştur. İbrahim aleyhisselam müşriklerle iççi olmuştur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca müşriklerle iç içe olmuştur. Ama 950 sene müşriklerle iç içe olan Resulullah Nuh Aleyhisselam Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. 950 sene bunların içindeyim ama benim bunların içinde yer almamın tek bir illeti, tek bir gerekçesi, tek bir sebep var. Senin davanı yüceltmektir. Ne zaman ki davet bitti. Ne zaman ki tevhidin açığa çıkarılması bitti, işte o zaman sıra hicret etmeye gelecektir. Burada Müslümanlardan iki büyük eksik varsa bunu kendinize telafi edin. Bir, müşriklerle iç içe yaşıyorsanız ve Allah'ın dinini onlara sunma gayreti içinde değilseniz, büyük bir batılın içindesiniz bunu bilin. Kaideyi koyduk. Müşriklerle iç içe olmanın bir tane gerekçesi vardır. O da davettir dedik. Müşriklerle iç içe yaşarken bile akide olarak ayrılacaksın. Örf olarak ayrılacaksın. iş şekli olarak ayrılacaksın. Çünkü iman başka bir yoldur. Küfür başka bir yoldur. Tevhid başka bir yoldur. Şirk başka bir yoldur. Bu iki yolun birbiriyle buluşması kesinlikle mümkün değildir. Paraleldir birbirine. Hiçbir çizginin hiçbir yerinde bu iki yol birbiriyle ne yapmaz? Buluşmaz. Müşriklerle iç içe yaşarken bu ayrılışlar gerçekleşti. Peki kaideyi koyuyoruz. Müşriklerle iç içe yaşamanın gerekçesi nedir? Allah'ın dinini anlatmak tevhiddir. Müslümanlara iki tane uyarıda bulunuyor. Önce kendi nefsime, sonra da bütün Müslüman kardeşlerime. Gerek burada beni dinleyen, gerekse sosyal medya vasıtasıyla bizi dinleyen bütün Müslüman kardeşlerime iki tane önemli nasihatte bulunuyorum. Sakınmaları gereken iki şeyden bahsediyorum. Ve çok ciddiye almaları gereken iki şey bu. Bu iki şeyi ciddiye almazlarsa yolun sonu karanlıktır. Bir, içinde bulunduğun toplumda bu toplumla müşriklerle iç içeyken, davetten yüz çevirmişsen, davete katkın yoksa, davetçilere katkın yoksa, İslam cemaatine katkın yoksa, davetçilerin peşinden gitmiyorsan, vallahi dostum sen büyük bir batılın içindesin. Hem müşriklerle iç içe yaşıyorsun, Allah'ın geniş arzından hicret etmiyorsun, hem de o müşriklere Allah'ın dinini anlatmıyorsun. Madem herkese kafir diyorsunuz, niye müşriklerin içinde yaşıyorsunuz diyorlar size. Siz de diyorsunuz ki müşriklerin içinde yaşamak caiz. Resulullah yaşadı. Resulullah gibi yaşarsan caiz. Müşriklerin içinde yaşamak caiz kardeşim. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı. Nuh Aleyhisselam gibi yaşarsan caiz. Senin gibi müşriklere karışmış, tevhidinle, dininle, akidenle onlardan teberre etmemiş isen vallahi bu açık bir batıldır. Bu birinci uyarı. İkinci uyarı, eğer bulunduğun toplumda davetin bittiğine, müşriklere tamamen bu daveti götürdüğüne, bu daveti müşriklere sunduğuna inanıyorsan, artık yeni davet bölgeleri için hicret etme zamanı gelmiştir. Artık hicret etmen gerekir. Yaşadığımız toplumda İslami hareketin liderleri bunu çok iyi tahlil etmek durumundadırlar. Yaşadığınız toplumda, yaşadığımız toplumda davetin önü kapanmışsa, artık bir şey yapamıyorsak, ileri gidemiyorsak, hep aynı işlerle meşgulsek, yeni yeni insanlara bir şey anlatamıyorsak, yeni yeni yüzleri Allah'ın dinle kazandıramıyorsak, yeni yeni yüzlerle yeni yeni çalışmalar yapamıyorsak, Allah subhanahu ve teala oradan ayrılmamızı yepyeni bir üste, yepyeni bir mekana, yepyeni yerlere gitmemizi bize vacip kılmıştır. Bilmiyorum gel ki bu şu an bize de vaciptir. O yüzden önce kendi nefsime dedim. Belki şu an bulunduğumuz bu mekanda, bulunduğumuz bu memlekette bizim için davet bitmiştir. Davet çalışması adına başka başka sebeplerden dolayı adım atamamaktayız. O halde burayı terk etmek yeni bir mekanda, yeni bir çalışmayla insanların karşısına çıkmak her Müslüman davetçinin görevidir. Ona vacip olandır. Ona vacip olandır. İslami hareketin liderleri, İslami hareketin akıl önderleri bunu çok iyi tahlil etmek durumundadırlar. Ve atezel tezeltumuhum ashab kef davetini sundu ve onlardan ayrıldı. Ve atezel tumuhum ve ma ya'budune min dunillah. Ey ashab kef, ey kardeşlerim, kendi kendilerine söylüyorlar. Madem ki siz onlardan ayrıldınız bir, onların Allah'tan başka taptıklarından da ayrıldınız iki. İlginç değil mi? Önce kimden ayrılış gerçekleşiyor? Müşriklerin kendisinden. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Teberri ile ilgili ayetlerin tamamında Önce müşriklerin kendisinden ayrılış vardır. Sonra da onların taptığı putlardan ayrılış vardır. Önce demokrasiden değil, önce demokratları terk edeceksin, sonra demokrasiye düşman olacaksın. Önce putperest sufilerin akidesini değil, putperest sufilerin kendisini terk edeceksin, sonra da onların akidelerinden beri olacaksın. İbrahim Aleyhisselam diyor, اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ Biz sizden beriyiz. Ve mimma ta'budune min dunillah ve sizin Allah'tan gayrı taptıklarınızdan da beriyiz. Biz sizden beriyiz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan da beriyiz. Önce ayrılış müşriklerin kendisinden, sonra ayrılış müşriklerin putlarından. Bundan dolayı biz diyoruz ki tevhidin ikamesi için üç şart vardır. Bir, sadece ve sadece ortağı olmayan, tek olan Allah'a ibadet etmek. İki, Allah'tan gayrısına ibadeti terk etmek. Üç, Allah'tan gayrısına ibadet edenleri terk etmek. Onları tekfir edip onlardan uzaklaşmaktır. İşte Ashab-ı Kehf tevhidin bu üç ayağını gerçekleştirdi. Fe'hu ilel kehfi. Ve mağaraya sığındığı ayrılış gerçekleşti. Ayrılış gerçekleştikten sonra يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَةِ Rabbiniz rahmetini sizin üzerinize yağdıracaktır. Müşriklerle ayrılış gerçekleşmediği sürece bu rahmete ulaşmak mümkün değildir. Müşriklere davet etmediği zaman, müşriklere tebliğde bulunmadığı zaman, müşriklere Allah'ın dinine davet etmediği zaman, onlarla iç içe yaşayan bir Müslümanın bu rahmete kavuşması mümkün değildir. Müşriklerle iç içe yaşarken Allah'ın sana rahmet etmesi mümkün değildir. Ne zaman ki ayrılış gerçekleşir, ve yenşur lekum rabbukum min rahmeti. Rabbiniz rahmetini fersah fersah sayacaktır. Kat kat size neşredecektir, dağıtacaktır böyle. Ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaqa ve bu üzerine bulunduğunuz işte size dost doğru yolu gösterecektir. Sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır. Allah'ın rahmetini üzerinize celbetmek istiyorsanız müşriklerden olabildiğince uzak dur. Hocam müşriklerle yemeğe gidip sohbet etmek caiz mi? Allah'ın rahmetinden uzak kalırsın. Bu kadar basit. Caiz mi neyim ben bilmiyorum. Allah sana sen müşriklerin içindeyken rahmet edecek değildir. Müşriklerden ayrılış gerçekleşmişken. Tabi bu ayrılışında belli belli nesi vardır? Ee, aşamaları vardır. Peki bu kadar da yeter olsun inşallah. Rabbim bizleri ayaklarımız sabit kılsın. Allah subhanahu ve teala bu yolda canımızı alsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.